Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler Arası İstanbul yolculuğumuza Başakşehir'den devam ediyoruz efendim. İki telli organize sanayi bölgesine geldik ve Osmanlı Otomotiv'e konuk olduk. Yanımızda firmanın genel müdür yardımcısı Sayın Yavuz Piyale bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere Osmanlı Otomotiv hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Yavuz Bey, ürün yelpazenizde neler var? Ürün yelpazemizde kamyon, tır, otobüs, yedek parçaları var. Bunların bir kısmını kendi fabrikamızda üretip diğer bir kısmını Türkiye'de çeşitli değerli fabrikalardan alıyoruz. Bizim ürettiğimiz ürünlerle alakalı genellikle kauçuk ağırlıklı ürünler üretiyoruz. Makas burçları, bugi burçları, debriyaj çatalları vesaire, bugama bir sürü ürün ekleyebiliriz. Şu an itibariyle aşağı yukarı 25-30 bin çeşit ürün satmaktayız. Bu ürün çeşidini çoğaltmak için de önümüzdeki birkaç sene içinde ciddi bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. Peki yerli üretimimiz hangi ülkelere gidiyor? Yerli üretimimiz 40'tan fazla ülkeyle çalışıyoruz. Orta Doğu, Asya, Rusya bölgesi, Afrika ve Avrupa şeklinde. Çok küçük bir miktarda Amerika'ya malzememiz gidiyor. Aşağı yukarı 2 sene, 3 sene sonrasında 100 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bunun içinde de çeşitli Ar-Ge çalışmalarımız var. Sektördeki Çin pazarı hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi Çin ürünleriyle Türk ürünleri arasında özellikle yurt dışında belirli bir kalite ve kalifikasyon farkı var. Müşteri ekseriyetle Türk ürünlerini tercih ediyor. Özellikle bizim sektörle alakalı. Çünkü biliyorsunuz her sektörün farklı bir dinamiği var. Bizim sektörde Türk ürünleri özellikle yurt dışı pazarında ki alıcılar için kalite anlamına geliyor. O yüzden Çin, evet, ciddi bir pazar, ciddi bir üretim güçleri var. Türkiye'deki insanlarla Çin'le çalışıyor. Fakat müşteri son tahlilde Made in Turkey yazısını görmek istiyor. Evet sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Başakşehir'deydik. Osmanlı Otomotiv'e konuk olduk efendim. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.